Sevgili izleyenlerim, Akyaka, Hüşke köyünden herkese merhaba. Evet, geçmiş dönemlerde de biz bu çeşmeyi yayınladık. Ben bu çeşme sağ olsun köylü hemşerilerim hep toplandık, çayımızı burada içtik. Bu çeşmeyi de tanıtmak noktasında buraya toplandık. Ahdım vardı, burada çay içecektim ve ne yaptık? Çayımızı içti. Şimdi çeşmeyi şöyle özetle tanıtarak bir geçelim. Şimdi taşımız, yani çeşmenin duvarları bu köyde çıkan traverten taşından hep yapılma. Burada iki tane taş var. Şöyle şeyli gideyim, sırayla tanıtarak gideyim. Bunlar buğday. Yani Bayburtlu deyimle zahra yıkama yerleri, buğday yıkama yerleri. Çok nostalji bir çeşme burası gerçekten. Çok enteresan. Bayburt'ta bir örneği daha yok diyebilirim ben. Şimdi şöyle bir ben hemen göstereyim buradan. Dedik, buğday yıkama yerleri. Yani çeşmemiz olduğu gibi kültür korkuyor gerçekten. Şimdi karşıda da şöminesi. Ama buradan ahdım olsun, o şöminede ocak yakıp çay içeceğim burada. Onu yapacağım. Odunla çayımı da burada içeceğim inşallah. Dediğim gibi çeşme çok nostalji. Üstü ahşap örtük. Şöminesi var, şeyi var. Yani donanımlı bir çeşme. Şimdi içeri doğru geçelim. Gerçekten Bayburt yöresinin istisna bir çeşmesi. Çok da eski. Şimdi bakalım köyümüzün insanlarından tarihiyle ilgili, şeyle ilgili. Tabii ki her bir şey değiştiği gibi zamanla buralar da ne yapıyor? Yıkılıp şey yaptığında yenilenme, tamir, tadilatlar geçirebiliyor. Şimdi taban tamamen taş. Tabanı tamamen taş. Şunlara ben hemen gelelim. Kurunları. Şimdi kurunlar tekne. Tek parça taş. İçi oyulmuş. Şimdi Bayburtlar hep bilirler. Eski Bayburt evlerinde sular taş kurunlarda saklanırdı. Bunlar da onların büyüğü. Benzeri. Evet. Şöyle geçelim. Hemşerilerimizle çayımızı içtik. Çok güzel bir ortamdı. Allah razı olsun, kırmadılar. Geldiler. Bizden de Allah razı olsun. Şuraya bir bakalım. Burada benim kardeşimin söylediği, şu kamerayı çevirin. Burada en bilgili, burada o. Buradaki değişiklikleri ben ondan alacağım bir kısım. Bu çeşmede şu taş olmalı. Orada ay yıldız varmış. Ama ne hikmetse Bayburtlu'nun kültür varlıkları bu definecilerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. İllallah ettik biz. Gerçekten nerede bir kültür varlığımız varsa kazma kürek onun başına koşuyorlar ya. Yeter artık ya. Gerçekten bıktık biz bu konuda. Yani orada bak taş görünüyor. Ben hemşerime kamera tutacağım. Şöyle sıradan gidip en son o hemşerimde karar kılacağım. Çeşmemizi Allah razı olsun öncelikle. Çeşmeye ne yaptık? Hep beraber toplandık. Beni kırmadınız. Teşekkür çeşmeyi ederim. Çeşmeyi şenlettik bugün. Sağ olun. Evet, bir soyisim alım. Eyüp Bayram. Kaç yaşındayız? 70. 70? Evet. Çeşmenin eski günlerini tanıyorsun, 70 yaş. Benim burada geçtiğim bu çeşmede geçti. Evim şu görünen yer. Arkadaşlarımla en az kış, yaz, yani dinlenmeden, yorulmadan burada işte oynardık. Çocukluğumuzu, gençliğimizi, evet. Askere gidinceye kadar, yani çok zamanda burada geçmiştir yani. Yani buranın şeyini yaşadın sen. Yaşadım. Evet. Güzel. Evet. Serin sularını içtin. Birbirimizi sulardık. Kafamızı ısladırdı. Evet. Yani güzel hatırası var, güzel günlerimiz evet, var. Peki. Koca'ya alın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bayburt'a kardeş,
Sen çocukluğunda burada oynadın dedin, güldün mü? Ben de 8-10 yaşlarına kadar burada şey yaptık, oynadık, güldük. Çeşmede buğdayların yıkandığının, buralarda o taşın üzerinde buğdayların suyunun sızıldığını çok iyi biliyorum. Hatta hem buğday yıkarken burada bayanlar toplanır, çay içtiklerini burada. Bu da hedik yaptılar mı hocam? Efendim? Hedik de yaptılar. Tabi hedik de yapardılar burada. Kazan da kaynardı. Burada yıkanırdı, orada kazan kaynardı. Tabi. Evet. Yanında da çaylar kaynardı. Çaylar da kaynardı. O şekilde. Tabi o zaman... Çeşmeye de biz de şimdi, Selmin hocam, çayı kaynattık ama biraz da çeşmeye ayıp ettik. Yani buz gibi suyun yanında çayın da hiçbir önemi de yok. Ama artık bizim vatandaşım alışmış. Bizim olsun diye yaptık bunu. En kralsı olsa bile yanında çay olacak. Çay da olacak. Çay, o bizim geleneğimiz, kültürümüz olacak. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim. Bu kardeşimle bir tanıyayım ben. İsmim Köksal, soyadım Kaygısız. Bursa'da ikamet ediyorum. 79'da buradan çıktım ve memleketime döndüm. Niye döndün kardeş? Artık yaşlandık, memleketimizi arzuladık. Arzuladım. Evet, memleketimize döndük. Memleketimizde 3-4 ay falan burada kalıyoruz. Küçüklüğümüz 79 yaşın buralarda geçti. Dediği gibi şurada büyük bir taş vardı. Çok büyük bir taş vardı, o da taşımız yok. O taşın yerinde. Köşede. İşte orada şey yapardılar, böyle çuvallarla buğda falan getirirdiler. Şu kurunda da yıkanırdı. Öndeki kurunda. Öndeki kurunda yıkanırdı. Ve oradan alırdılar, şu taşın üstüne koyardı. Orada sızılırdı. Sızılırdı ve şu köşede de hedik pişirirdiler. O peki o şömine ne işe yarardı? Çay yapmak için mi? O şömineyi sonradan koydular. Nasıl? Sonradan koydum. O şömine şöyle. Çok güzel olmuş. 5-6 senelik bir şey. Şömine yoğurdu. Ama burada. İşte diyorum ya, küçüklüğümüz burada geçti. Çok güzel. Peki, teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. Şöyle bir geçelim öteki tarafa doğru. Yani sevgili izleyenlerim, burada çayma hikaye. Bu suyun sesinde oturup da burada ara sıra bir bardak içip de kafa dinlemek herhalde en güzel olsa gerek diye ben düşünüyorum. Taban o kadar eskilerden kalma taşlar, doğru mudur bu? Taban komple taş, yani çok nostalji gerçekten, her tarafı her taşı kültür götürüyor. Şimdi seni de alım, en son hacının yanına ben oturacağım. Değil mi kardeş, sen de çocukluğun oynadın mı burada? Evet, çocukluğumuz burada geçti. Bu arkadaşlarla beraber aynı yaşıtız Veysel Bey'le. Çocukluğumuz burada geçti. Beraber oynardık, bu çeşmelerden su içerdik. Yani gece gündüz hep burada geçti günümüz. Kültürümüz de çok güzeldi. Evet. İnsanlarımız çok güzeldi. Anlıyor musun? Yani güzel bir günlerimiz eskiler vardı. Eskiler güzeldi. Güzeldi. Gerçekten. Eskiler güzeldi. Şimdi de tekrar bir daha geri döndük, geldik memleketimize. Yine de yaşatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bir araya geliyoruz. Çok güzel yani. Şimdi hacı ben bir şey söyleyeyim. Buyur. Bir vatandaş caddede, sokakta veya köyün herhangi bir yerinde, arazisinde dolaşırken rahatsızlanırsa biraz, sanki evine giderse her şeyin normale döneceğini hisseder. O evine koşar hemen. Evet. Halbuki hastaneye gitmez. Yok, evine gider o. Ben bir eve gideyim hele. Şimdi sizin durum buna benziyor. Hasta düştünüz baba vatanına. Aynen öyle. Gerçekten şimdi memleket orada emekli olan kişi burayı seyrediyor. Kaçıyor buraya. Buraya seyrediyor. Burada şimdi 10 ev vardı. Şu anda 40 ev oldu burası. Yazın 40 ev oldu. Kışın 10 mu düşecek? 10 ev. Kışın 10 ev. Yazın 40 ev oldu. 40 ev oldu. 40-42. Daha da inşallah artacak. İnşallah. Daha da gelecekler inşallah. Bunu sağlayacağız, bu haberler boşuna değil. Evet. Bak bütün bu köyü topladık buraya. Evet. Peki ver bağışını. Teşekkür ederim. Hacı.